Dostlarımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'de bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mersin'i de, Mersinli'yi de çok özlemişiz. Dün akşam şehre geldiğimizden beri Mersin'de gördüğümüz sevgi, coşku, heyecan sizlerin de bizi özlediğine işaret ediyor. Bu vesileyle son dönemde şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin toplu açılışını da yapıyoruz. Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye ve turizme kadar her alanda tesis var. Eğitimde aralarında Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı çeşitli eğitim yatırımlarımızı bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz. Ulaşımda bölünmüş yolu ve kavşaklarıyla Mersin Gözne yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Mezitli Hükümet Konağı, Erdemli Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Hizmet Binası gibi kamu yatırımlarımızı bugün resmen hizmete alıyoruz. Mersin'imizin önemli turizm alanlarından Cennet Cehennem Ören Yeri ve Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile dün gece konakladığımız Bien Termal Otel'in, cuma namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi Bölgemizin 3. kısmı ile model fabrika ve yenilik merkezimizi de bugün resmen hizmete veriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, özel sektörümüzü, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Efendim. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu buluşmamıza gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Mühendislerimizin ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatinin hızla yükseldiğine şahit oldum. 13 bin mühendisin çalıştığı 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere böyle bir eser inşallah birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye'nin İlk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023
Mayıs'ına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasındayken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. Sabırlı ol. Akkuyu'daki tesis üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, teknolojisiyle bu alandaki atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarının giderek arttığı bir dönemde bizim gibi ülkeler için hala en önemli enerji kaynağı alternatifi nükleer santrallerdir. Amacımız ülkemize en kısa sürede ikinci, üçüncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır. Burada 4 ünite yapacağız. Mersin bu önemli yatırıma ev sahipliği yaparak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında da en önde olduğunu ispatlamıştır. Akkuyu'daki bu stratejik yatırımın ülkemize kazandırılmasında ve inşasında emeği geçenleri de buradan tekrar tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat ne kadar biliyor musunuz? 2,2 milyar doları geçerken yine bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar dolara bulmuştur. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdamları ve Ocak-Ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar. Biz de Mersin'deki bu güzel tablonun gelişerek sürmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. Son 1,5 yılda ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik. Mersin aynı zamanda 69 ayrı odaya kayıtlı 55 bine yakın esnaf ve sanatkarıyla bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. Salgın döneminde şehrimizdeki 26 bine yakın esnafımıza 103 milyon lira gelir kaybı desteği, 4000'in üzerinde esnafımıza 8 milyon liraya yakın kira desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı, üreticimizi, çiftçimizi, esnafımızı yalnız bırakmadık. Zararlarını tazmin ederek tahrip olan evlerini, ahırlarını, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Bölgemizde ve dünyada 10 milyonlarca insanın iç çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar, sosyal huzursuzluklar, ekonomik sıkıntılar sebebiyle yerinden, yurdundan edildiği bir dönemde biz devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine sunduk. Sadece
kendi vatandaşlarımızın güvenliğini teminle ve ihtiyaçlarını karşılamakta yetinmedik. Her şeyini geride bırakarak ülkemize sığınan milyonlarca mağdura da kucak açtık. Mersin, bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerimizden biridir. Bir dönem terörden, bir dönem güney komşularımızdan kaynaklanan büyük göç yüküne rağmen Mersin, kalbini ve kollarını mazlumlara açan onurlu duruşundan asla taviz vermemiştir. Tarih boyunca her kesimden, her inançtan, her meşrepten insanı bağrına basan Mersin, bugün de kendine yakışanı yapmaktadır. Kardeşlerim, tabii Türkiye üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına ila nihaya taşıyacak değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu konuda yük paylaşması gereken çevrelerin artık daha gerçekçi ve somut adımlar atmasının vakti gelmiştir. Biz sağ ol. Sağ ol. Biz kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık. Yapmayı sürdürürüz. Daha önce Irak'ta, ardından Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler, bütün bunlar karşısında bizim kadar ilkeli duruş sergileyen ve fedakarlık yapan hiçbir ülke yoktur. Ama bu hasretimizi kendi güvenlik ve refah bencilliklerinin bekçiliğine dönüştürmeye kalkanların istismar aracı haline gelecekte değiliz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha adil ve hakkaniyetli yük paylaşımı için gereken girişimleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Mersinlinin hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Sizlerin fedakarlığını ve yüce gönüllülüğünü kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyiz. Şunu bilin, Akdeniz'de elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Mersin'in bölgede zaten zirvede olan yıldızını daha da yükseğe çıkarmak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Daha çok üreten, daha çok kazanan, daha çok büyüyen, daha çok gelişen bir Mersin için durup dinlenmeden çalışacağız. Her ne kadar birileri hala büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Buna inanıyor muyuz? Burada bir sıkıntı var mı? Mersin buna inandıysa mesele yok. Milletimize tek vaatleri eski Türkiye'yi yeniden hortlatmak olanların tersine biz 2053 vizyonu, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Elhamdülillah. 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz. Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri.
Biz bunların sadece sözünü etmekle kalmıyor. Eser ve hizmet siyasetimizde adım adım taşlarını da döşüyoruz. Mersin'in ülkemiz için kritik bir dönüm noktası olan bu kutlu yolda bizi daha güçlü destek vereceğinize inanıyoruz ve 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak. Değerli kardeşlerim, büyük ve güçlü Türkiye derken bu ifadeyi içi boş bir siyasi slogan olarak söylemiyoruz. Bu iddiamızı geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyasetiyle, altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamı gibi Mersin'de bu dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş eserlere ve hizmetlere kavuşmuştur. Son 19 yılda Mersin'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 milyar lira tutarında Mersin'e yatırım yaptık. Eğitimde 5617 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için 4726 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Toplam 61 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı toplam 7 milyar liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta 15 hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettik. Mersin'i 1300 yataklı şehir hastanemizde buluşturduk. Nasıl, şehir hastanemizden memnun musunuz? Şehir hastanesi standardındaki 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Aralarında 200 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu 6 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Toplu konutta Mersin'de 3890 konutu sosyal donatısıyla birlikte sizlerin istifadesine sunduk. 945 konutun yapımına devam ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için Mezitli'de 262, MUT ikinci etapta 324, ikinci etapta 324 olmak üzere toplam 588 konut yapıyoruz. Mezitli'deki konutları yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Efendim, Gülnar ilçemizde 205 konut, bir cami ve ticaret merkezi inşamızda da sona geldik. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Akdeniz ilçemizde Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 416 konut, 36 dükkan, cami ve ticaret merkezi inşaatı sürüyor. Bu konutları da yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Mersin'imizde 4 millet bahçesi projemiz var. Mersin Millet Bahçesi ve Muzaffer Yalçıntaş Millet Bahçemizin açılışını yaptık. Mezitli ve Aydıncık Millet Bahçelerimizde çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulaştırmada Mersin'i son 19 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yola kavuşturduk. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu, Tarsus, Çamlıyayla yolunu, Silifke, Mut ayrımı, Gülnar, Aydıncık yolunu, Tarsus Turizm Merkezi yolunu ve Anamur, Kazancı, Ermenek yolunu seneye tamamlıyoruz.
Akdeniz sahil yolunun kalan kesimlerini, Silifke, Mut yolunu, Gülnar, Mut yolunu, Erdemli, Güzeloluk, Ayrancı yolunu ve Mersin Tarsus otoyol ayrımı, Mersin Organize Sanayi Bölge otoyol bağlantı kavşağını ise 2023'te hizmete alıyoruz. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya indirdik. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap sürüyor. Çukurova bölgesel havalimanımızın inşaatı ilerliyor. Mersin'e iki yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Erdemli balıkçı barınağının yapımı devam ediyor. Mersin'e 8 baraj ve 11 gölet inşa ettik. 13 baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. Tarsuslu vatandaşlarımızın hasretle beklediği sulama, içme suyu ve enerji maksatlı olarak Pamukluk Barajı'nın inşasında sona yaklaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle Mersin'de 135 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden tesislerle 243 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Mersin şehir merkezi ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacını inşa ettiğimiz isale hattı vasıtasıyla karşıladık. Mersinli çiftçilerimize toplam 2,5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Sanayide son 19 yılda Mersin'e yeni 3 organize sanayi bölgesi, 1 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Tarsus ilçelerimize doğal gaz geldi mi? İşte biz buyuz. Modern dünya neyi yaşıyorsa, neden istifade ediyorsa benim Mersinli kardeşim de ondan istifade edecek. Yakında Mut'a, seneye Erdemli ve Silifke'ye ve 2023 yılında Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'a da doğal gaz arzı sağlamayı planladığımız müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda Mersin'e daha büyük yatırımlar yapmak, daha büyük projeler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, ülkeye ve millete eser kazandırmak, hizmet kazandırmak nasip işidir. Hamdolsun biz bu şerefe nail olduk. Yıllarca bu ülkede siyaset yapıp, siyasi parti faaliyeti yürütüp, hatta zaman zaman iktidara bile gelip de çaktığı tek çivi, yaptığı tek hayırlı hizmeti olmayanlar var. Siyaseti yalanla, iftira ile, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar, eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, milletin derdiyle dertlenmeyenler hiçbir yaraya merhem olamazlar. Hiçbir beklentiye cevap veremezler. Hasbelkader, değerli kardeşlerim, yönetime geldikleri yerlerde sadece hayal kırıklığına yol açarlar. Sadece kaynak israfına, vakit kaybına sebep olurlar. Eskilerin dediği gibi, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Sizlerden
karşınıza gelenleri ağızlarından çıkan laflarla değil, yaptıklarıyla, ortaya koyduklarıyla, eserlerle, gerçekleştirdikleri icraatlarla ölçüp pişmenizi istiyoruz. Bu ülke daha fazla demokrasi getireceğini söyleyenlerin geçmişte millete nasıl zulmettiklerini, insanları inançlarından, fikirlerinden, hatta kıyafetlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın. Kendilerinin ülkeyi daha iyi kalkındıracaklarını söyleyenlerin geçmişte yapılan her işe, her yatırıma, her hizmete nasıl köstek olduklarını hatırlayın. Ondan sonra da bir bakın. Kafa aynı kafa mı? Evet, aynı kafa. Öyleyse aynı kafadan farklı neticeler çıkartmasını beklemek akıl kârı bir iş değildir. Siyaset adına düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı gibi davrananların millet olarak da sevinçlerimize ortak olduğunu, ne hüzünlerini, evet, paylaştığını görmedik. Kardeşlerim, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz ararız. Rumların ağzıyla karşı çıkarlar. Karadeniz'de doğalgaz buluruz. Kendi akıllarınca dalga konusu yaparak elde edilen başarıyı itibarsız hale getirmeye çalışırlar. Sınır ötesine harekat yaparız. Teröristlerin ve zalim rejimlerin safında yer alırlar. Ülkemize yönelik haksız, hukuksuz, adaletsiz nice saldırı olur. Ya kulaklarının üstüne yatarlar, ya onlar da aynı koroya katılırlar. Türkiye'nin aleyhindeki her kampanyanın içerideki borazanlığına soyulan bu zihniyet, yerli ve milli her adıma da karşı çıkarak gerçek yüzünü de ortaya koymaktadır. Ülkemiz maruz kaldığı saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı, bununla yetinmeyip siyasi, ekonomik, askeri olarak sınırları ötesinde geniş bir etki alanı oluşturmayı bunlara rağmen başarmıştır. Vesayetin koltuk denekçiliğinden darbecilerin yoldaşlığına, teröristlerin destekçiliğinden emperyalistlerin figüranlığına ne ararsanız bunlarda Bay Kemal'de var. Kardeşlerim, tek olmayan yerli duruştur, milli duruştur, eser ve hizmet siyasetidir. Cumhur İttifakı olarak nasıl Türkiye'yi darbecilerden temizlediysek, terör örgütlerinin kuşatmasından çıkarttıysak, bölgesel bir güç haline getirdiysek, küresel sistemde söz sahibi yaptıysak, inşallah bundan sonra çok daha fazlasını milletimize kazandıracağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Hazır mıyız? Tek millet, daha gür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 2023'e kadar durmak yok, yola devam. Çok gayret. İnşallah Mersin gerek Cumhurbaşkanlığında, gerek milletvekilliğinde, 2024'te de inşallah belediyeleriyle başta büyükşehir olmak üzere büyük bir operasyonu gerçekleştirecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar
tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanımızı, Sayın Bakanlarımızı, Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Grup Başkan Vekilimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Mersin Valimizi, Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın TOKİ Başkanımızı, Sayın AK Parti Mersin İl Başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, Sayın Akdeniz Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.